Selamun aleyküm değerli tespit sever arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. E, halimize yine şükür ediyoruz. Dükkanımızdayız. E, tespihlerim gelmişti yeni. Daha burada şimdi toplayamadım. Daha bir sürü fazlasıyla var. Şimdi parça parça e, Allah kısmet ederse toplamaya çalışacağım ama sizlere gelen ürünlerimin bazılarını tanıtmak istiyorum. Yani topladığım kadarını tanıtmak istiyorum. Yine biraz sarı ağırlıklı topladım. Ama farklı renklerden de var, katalin de var, fiber de var bu sefer. Fiberin iri boyutlarını getirdim Tabii 3 tane getirdim. Bir tanesini Samet kardeşim direkt sahiplen de aldı. Ee, Allah kısmet ederse diğer ürünlerimize de mesela çubuk malzeme getirdim şöyle e, havşa denimi falan üçlü ipli güzel ürün tespit getirdim. Bundan da iki tanesi gitti. Ee, sağ olsun yine abilerimizden hemen mesyatlardı aldılar. Gerçekten bulunmayacak bir ürün, piyasada da pahalı olan bir çubuk ürün. Şöyle netliği görün. Şöyle. Kameram bugün ışıklar altında olduğu için, dükkanda video çektiğim için bence güzel. Mikrofonum da güzel. Her şeyi tamamladık büyük ihtimalle. Öncelikle bu videoyu izlemen daha, böyle bu zamana kadar yani bir dakika kadar izleyen insan tespih seven bir insandır. Bunun altına hani izlediğine dair bir yorum atarsa, kanala abone olursa çok ama çok mutlu oluruz. Çünkü bunu diyoruz. Niye diyoruz? Video izlemelerimize baktığımız zaman kanalımızda %77'si Abone olmadan izliyor. %27'si sadece 23 müne öyle bir şey abone olarak izliyor. Şimdiden hepinizi seviyorum. Videoma da geçiyorum. Şöyle güzel. Çekimi de çok güzel olan bir ürün. Ee, gerçekten havşa dilim gibi yapmışlar. Şöyle renk alacak bu belli hareli dik damar bir ürün. Bunun fiyatını merak edenler Instagram adresim olan mostesbi'ye ulaşıp fiyatını sorabilirsiniz. Fiyatı ıı, akıl almayacak bir fiyat. Çok ucuz ve uygun bir fiyat. Gerçekten koleksiyonunuzda bulunması gereken bir ürün. Ben kendi koleksiyonumu bu aralar epey bir azalttım ama kendi koleksiyonumda bu tarz ürün var. Bu tarz dediğim de aynı hatta renk almış bir ürün var. Şöyle gösterdiklerimi kenara almak istiyorum. Şöyle bir tane sarı hareli bir ürünüm var. Bu tarzdan 10 tane sipariş verdim. Daha hamuru yumuşacık. Bunu çekip çekip siz cam gibi yapabilirsiniz. Yeni bir dökme olan sıkma keri var. Gerçekten zar tadında, zar renginde. Gerçekten çok güzel. Bunu piyasada zar diye satıyorlar. Ucuna puskilerini takacağım. Daha takamadım Allah kısmet ederse. Şöyle zar diye satılan bir ürün. Hemen şuradan geçmek istiyorum. Şundan elimde 3 tane kaldı sadece. Ee, bunun da farkına varın. Hatta 2 tane kalmış olması lazım. Şöyle. İnşallah video e, yüklenene kadar bunlar bitmiş olmaz da. Bir kardeşimiz daha bundan sahiplenir ve mutlu olur diyelim. Bu günlük kullanımı için de çok ideal bir model. E, sistemli. Şöyle Gerçekten güzel bir model. Hatta bu tespiye şeyden hatırlarsınız o tespiye. Bu Dabbastok'un videolarında dediğimden ama Dabbast değil. Şu tarz bir ürün var. Bunun haresi çok hoşuma gitti. Ve kilit havşa tarzı. Hani hapbeleri kırılmayacak ve imamiye zarar vermeyecek tarzda yapmışlar. Çekimi de gerçekten muazzam bir çekimi var. Hani çekerken ele keyif veriyor. Normal düz sıkmalar gibi değil. Mesela şöyle göstereyim. Şu tarz sıkmalar gibi değil. Daha da güzel bir çekim olan hareli yine... Her zaman bahsettiğimiz gibi hareli olan bir tespih. Bu da benim çok hoşuma gitti. Çekim mekima yani gerçekten güzel tespihler çıkarmış adamlar yapmışlar. Bunları ipe dizip e, bunun bir tanesini ip püsküllü yapmak istiyorum. Diğer kalan bundan 5 tane gelmişti. Bundan diğer kalan 4 tanesini normal düz püsküllü yaptık. İp püsküllü olsun seçeneğimiz fazla olsun diye değişik bir seçenek yapacağım. E, bu aralar bir tık yoğun olduğum için hani sizlerle ilgilenemeyecek kadar değil. Bir tık yoğun olduğum için... Videoda tespihleri direkt gelir gelmez çekiyorum. Bir de tespihler satılıyor. O yüzden hani çekemiyorum video derken şöyle videolarımızı da çekelim. Çok güzel ama ya benim çok hoşuma gitti. Ben yani zaten hoşuma gitmeyen bir tespihine siparişini vermem. Hızlı bir şekilde fiberlerimize geçelim. Fiberlerimizi anlatalım. Şöyle bir iri kıyım bir fiber var. 10'a 12 ölçülerinde. Gerçekten çekimi çok güzel. Bunun bir tanesini Samet kardeşimize sahiplendirdik. Şuna baksana ya. Güzelliğe bak. Bize fiberi sevdiren safran tespit sağ olsun. Bu ilk başta şu renklerindeymiş zaten. Ee, şu renkteydi. Bu renkteydi. Camda dura dura bu renge dönmüş. Ee, Allah kısmet ederse sizin elinizde de güzel güzel çeke çeke parlayarak daha da koyu renklere dönmeye yürüyecek gibi. Benim kendi koleksiyonumda da var. Bir, iki tane fiber var. Bir komple siyah. Ee, İmam Esi'yi, İmam bu uzun olan bir siyah var. Ee, bazı abilerimiz, kardeşlerimiz görmüştür onu videolarımda. Şöyle bir 10'a 10, 10 şöyle, bu 8'e 10 ölçülerinde bir güzel tespihimiz fiber. Yine alma fiberi rengiyle falan muazzam, çekimiyle falan muazzam yumurta kesim bir fiber. Şundan dediğim gibi 3 tane geldi, 2 tane kaldı sadece 10-12 ölçülerinde olan bir tespih. Samet kardeşime sahiplendirdik. Yine bunun fiyatı da çok uygun bir fiyat vereceğim. Çünkü bununla ürünlerin devamları var. Çünkü nasıl devamları var? Bir fiberci abiyle anlaştım. Sağ olsun kırmıyor. Bana yardımcı oluyor. Ben de o yüzden sizlere yardımcı oluyorum diyeyim. çok hoşuma giden bir ürün. Ama bu büyüklerin devamı var mıdır bilemem. Ama şu küçüklerinin bu da kapsül kesim yine canlı duru duru renk almış. Bunlardan adam bir 5000 tane daha yakın götürecek. Onlardan da ben sahipleneceğim Allah kısmet ederse. Şöyle çok güzel bir ürün. Bunun ölçüsü de 8-10. Bu kapsül ama yumurta kesim değil. <laughs> Bazı arkadaşlarımız tam olarak bilmiyor. Aklınıza takılan hani bu tespitleri gösteriyorum. Bu tespitlerle aklınıza takılan bir şey varsa yorum atın ya da benim Instagram sayfamı ya da satış sayfamı biliyorsanız oralardan yazarsanız ben size detaylı bir şekilde anlatır ve yardımcı olurum. Çekinmeyin. Yazan arkadaşlarımız var tabii ki. Bunların hiçbirini terslemiyoruz. Çakallık dışında her türlü konuda kapımız sizlere sonuna kadar açık. Bilemiyorsan bile ustalarımdan öğrenip sizlere yardımcı olurum. Yine aynı tarz ürünü diyorum. İşte çekiyorum. Şimdi bunu da bugün dizdim kendim. Şöyle bir tane de püskül taktım. Bunun rengi muazzam ya. Çekimi de güzel. Rengi muazzam. Eskitme bir ürün. Hani bunların alacağı rengi tahmin edebilirsiniz büyük ihtimalle. Hatta zamanında şuralarını alacağı renkleri falan bırakıyorlardı da ben bunu özel bir mezatta bulduğum için direkt kaptım. Benim de hoşuma gitti. Şu çekime bak ya. Harika bir çekime olan ürün. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor bu tarz şeyler, ürünler. Bir kere ben kendi tespih satarken bile hoşuma gitmeyen bir tespihi sadece satmak için ya da iyi gidiyor diye almıyorum. Hoşuma giden ürün varsa onları alıyorum. Bu ee, milletin hoşuna gider mi gitmez mi diye düşünmüyorum. Benim hoşuma gidiyorsa zaten genellikle kardeşlerimin ve hani beni izleyen dostlarımın da hoşuna gidiyordur diye tahmin ediyorum, alıyorum. Yani ne oluyor? Hoşuna gitmeyen olursa da ben kendim kullanıyorum diyebilirim. Ama bu zamana kadar aldığım ürünlerde yanıldığımı hatırlamıyorum. Sağ olsun hepinizin hoşuna gitti ve hepiniz güzel yorumlar yaptınız. Beni çok ama çok mutlu ettiniz. Hepinizi yine sevdiğimi hatırlatmama gerek var mı? Bence var. <laughs> Çünkü hak ediyorsunuz. Şöyle bir şeffaf renk de var. Bunları genellikle uçak camı falan diye de satıyorlar piyasada. Ama bunlar eskitme renkler şeylerinden bu ayraçlarından falan anlaşılıyor. Şöyle gerçekten buna da püskül taktık. Bunun da rengi benim hoşuma gitti. Rengi hoşuna gidenleri topladım genellikle ama kırmızılar bir tık daha hoşuma gittiği için şöyle. Şu kırmızı tonları bir tık daha hoşuma gittiği için bunları topladım. Bunlar genellikle piyasada ateş keri bar diye geçiyor. Ateş keri bar diye bunları satmaya çalışıyorlar. Gerçekten de ateş keri var ama eskitme bir ateş keri var. Şunun rengine baksana muazzama elde duruş rengine falan. Hiç daha yağ sürmedim. Bakın hala ellerimde çatlak var. Çünkü bilmem kaç derecede dükkandayız biliyorsunuz. Herkesin mahallesinde ilinde kar yağmaya başladı. Kış vaktindeyiz. Ellerimiz de epey bir kurumaya başladı. Bunlar için de size önerdiğim şey bebek yağıydı. Her videomda söylüyordum. Bu videomda da ileteyim size. En son güzellikleri sakladım. Onları söyleyeceğim. Şu ürünü de aldım. Bu ürünü niye aldım? Hem zar keri var diye geçiyor piyasada. Ama zar keri var değil. Her yerde de hep kaynıyor. İpleri değiştirdik ya. Zarkeri var diye geçiyor piyasada ama zarkeri var değil. Bol hareli, imamesi işçilikli, çok güzel bir sıkma keri var. Bunun da fiyatını uygun yakaladım. Siz de seversiniz diye koleksiyonunuzda hep sıkma oluyor genellikle. Biraz daha farklı ürünler olsun diye bunu yakaladım. Tabii bunu değerlendirebilecek arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Bir tanesini sattım daha 5 tane geldi. 4 tane kalmış olması lazım. Bir tanesini ama kendi koleksiyonuma düşünüyorum. Çünkü şu tarz imame tarzını yeni yeni görüyorum piyasada yeni yeni yayılıyor. Bir de yeni yapılan yeni işçilikli ürünler genellikle belirli bir süre yapılıyor. belli bir süre sonra geri çekiyorlar. Farklı bir ürüne geçiyorlar. Bu ürünü bulmak çok çok zorlanıyor. İlerleyen zamanda da epey bir pahalı oluyor. Benim çok hoşuma gitti. Çekimi de çok güzel. Bunun ölçüsü kaçtı? 9-12,5 olması lazım diye hatırlıyorum ben. Şöyle Kameradan bakarken ölçemiyoruz. 12.5'a 8.5 ölçülerinde Gerçekten muazzam bir ürün. Bu biraz da hani sert. Diğer şunu şöyle göstereyim. Şu, şu ateşler biraz yumuşak. Tabii ama düşünün ki bunu mesela siz 2 hafta 3 hafta kullandınız. Şimdi biz WhatsApp grubunda da konuştuk bunu. Ürünleri 2-3 hafta kullandıktan sonra cam gibi olmaya başlıyor. İçinde havalar var bunların havalar böyle gözükmez ama havaları var. Belli ediyor kendini yumuşaklığından. Çekince biraz daha sertleşmeye dönüyor. 1-2 hafta içerisinde sertleşmeye dönüyor ortalama 2-3 ay içerisinde de renk almaya başlıyor. Tabi ürünle, ürünle bu çok değişiyor. Şimdi gelelim bu güzel ürünlerimize. Bu ürünler 10 milime 10 milim ölçülerinde küre kesim. Çok güzel bir tespih. Hani herkesin koleksiyonunda en az bir tane olması gereken bir şey. Benim kendi koleksiyonumda var ama bunun biraz daha iri boyutu var. Ben küre kullanamadığım için ama koleksiyonumda olsun istediğim için bir tane iri kıyım aldım. Bu benim aldığım renk şu renklere yakın bir renkte Yine sarı içinde farklı renkler var. Ya hara değil bunlar. Yaparken dökümünde bırakılmış bir renkler. Benim gerçekten hoşuma giden bir ürün. İmzası da var. Usta imzası var. Elma atölyesinden çıkma. Mesut abi sağ olsun bize bunu yardımcı oldu. Yeni dükkan açtığımızı ilettik ona. Allah razı olsun ondan bizi kırmadı. Ve çok güzel yardımcı oldu. Uygun fiyata. Ve az ürün aldık bu sefer. Ama bir dahaki ürünün alışımız biraz daha toplu olacak gibime geliyor. Çünkü biliyorsunuz dükkan açtık. Hani öyle çok ahım şahım bir paramız yok ve hani piyasadan az çok birkaç ürün toplamaya çalışıyoruz. Sağ olsun piyasamız yani gerçekten kaliteli insanlar yeni dükkan açan insanlara yardımcı olmayı seviyorlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Şöyle de çok güzel bir ürün. Çekimi nasıl? 10 milim olduğu için güzel. 8 milim olduğu zaman çok küçük oluyor. 12, 14 milim ya da 13 milim olduğu zaman da çok büyük oluyor diyebilirim. Benim hoşuma giden tam böyle elde kaybolmalık sistemli bir ürün. Bazıları diyor ya ben sadece sistemli üstü eşit tespit topluyorum diye bunları toplayabilirler. Şurası farklı burası farklı renklerde ellerinde bırakmışlar. Benim gözümde tabii ki sarı en güzel tonlarda sarı diyelim geçelim. Şu renk mesela piyasada görmemişsinizdir. Yeni yeni piyasaya yayılan bir renk. Hem bunu aldım hem beyaz bak. Bunda beyaz üzerine hani mavi daha ağır basmış. Bunda da beyaz daha ağır basmış. Mavi aralara atmışlar. Bunlardan satan adam her bir şeyden, dökümden 50 tane falan çıkartıyor. Yani bilin ki bu tespitten piyasada 50 tane falan var. 50 taneydi Allah bilir kimlerde. Benim hoşuma gitti. Bunlardan koleksiyonumu koyar mıyım? Bir tane var. Belki bir tane daha koyabilirim. Tabi onu ilerleyen zamanda fikrim değişirse. Süt beyaz. Bunlar da çok güzel renk alacak. Bak hafiften dura dura renk almış. Demeyeyim de. Ya yani bunlar da yapım aşamasında renk almış büyük ihtimalle. Çünkü daha yeni ürünler. Hani eski ürün diye kandırmaya insanlara gerek yok. Şimdi ben bunu çeker çeker yağ sürer bakalit diye de satabilirim. Ama asla ve asla o şekilde yapıp da hakka girmek istemiyorum. Şöyle çok güzel. Aziz Allah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel de ezan da okundu. Şöyle bir tane de son olarak bu var. Benim gerçekten hoşuma giden bir ürün oldu. Allah ezanlarımızı dindirmesin yarabbim. Şükürler olsun bugün de en azından güzel bir gün geçirdik çok güzel bence. Bu da benim hoşuma gitti renk olarak. Diyeyim. Benim aldım tespitler bu. Daha dizmem gereken tespitler var. Onları da dizeceğim. Instagram adresimden takip edebilirseniz çok ama çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.